Yavaştan peygamberimizin hadislerine de girelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisleri de var. Sadece namaz dinin direğidir, müminin miracıdır demiyor. Başka neler söylüyor? Diyor ki namaz cennetin anahtarıdır diyor. Ne anladın mesela namaz cennetin anahtarıdır deyince? Demek ki o anahtar olmasa o kapı açılmaz. Çok net. Bakın size enteresan bir hadis daha söyleyeceğim. Şimdi Ömer, namaz kılan ateist gördün mü hiç? Bir ateist namaz kılsa ne kadar garip olur değil mi? Bir deist, bir ateist. Ben ateistim ama namaz kılıyorum. İşte bir Hristiyanım, Yahudiyim ama namaz kılıyorum. Ne kadar garip olur değil mi? Bir ateistin namaz kılması, bir gayrimüslimin namaz kılması ne kadar garipse bir Müslümanın namaz kılmaması da o kadar gariptir. Çünkü Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Müslümanla kafiri ayıran şey namazdır diyor. Ya kafirler namaz kılmaz çünkü. Acayip bir ifade değil mi? Benim için çok çarpıcı yani. Size bir de ayet söyleyeyim. Belki pek çoğunuzun bildiği bir ayettir. Cennetlikler cehennemliklerle ayrıldığı o gün var ya din gününden sonra ebedi hayat başlıyor. Bir perde kalkıyor. Cennet ehli merak ediyor cehennemdekilerin halini. Allah'tan rica ediyorlar, niyaz ediyorlar. Perde kalkıyor. Cennet ehline cehennem ehli gösteriliyor. Cehennem ehli hayret ediyor. Siz neden böyle dehşetli bir yerdesiniz diye soruyor. Cehennem ehli nasıl cevap veriyor? Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Demek ki cennet ehlinin vasfıymış namaz kılmak, cehennem ehlinin vasfıymış namaz kılmamak. Bir başka hadise geçelim. Diyor ki namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Bir mümin ilk namazdan hesaba çekilir. Eğer namaz hesabı kolay geçerse diğer bütün hesabı kolay geçer. Onu hallettikten sonra adeta melekler diyecek. Tamam diğer şeyleri hesaba çekeriz ya bir çay koyun. Sorgun öyle kolaylaşacak. Çünkü namazlar tam. Namaz eksiğin mi var kardeşim? Ufaktan sadece sabah namazlarını mesela başlayarak her vaktin peşine bir sabah namazı 2 rekat ya. En azından sabah namazını erit. Yavaş yavaş başla kardeşim. Ömrün yetmedi mesela. Kaza namazlarını kılmaya başladın. Ömrün yetmedi. Ama niyetin oydu ya. Alimlerimiz diyor ki ehli sünnetin bir görüşüdür bu. O şekil üzere kaza namazlarının borcunu ödemeye çalışır halde vefat edersen Allah hepsini kılmışsın gibi sayacak. Ameller niyetlere göredir ya. İsterseniz şöyle 21. sözden Üstad Bediüzzaman'dan birkaç yer sizinle paylaşayım. Diyor ki bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün beşer defa kılmak çoktur bitmediğinden usanç veriyor. Ne demek sinnen, cismen, rütbeten? Sinnen yani yaşça, cismen vücutça veya rütbeten yani kendi makamı olan belki bir üst düzey birisi yani sormuş. Bu namaz hep kılıyoruz ama bitmediğinden usanç veriyor. Sürekli kıl 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 kıl. Bazısı böyle diyor olabilir. Üstad Bediüzzaman bu soruya şöyle mi cevap verdi arkadaşlar? Vay zındık vay. Böyle soru mu olur? Sus bire zındık. Fasık. Demedi değil mi? Ne dedi? Dedi ki onun sözünden sonra ben kendi nefsimi dinledim. Baktım nefsim de tembellikten ders alarak aynı sözleri söylüyor. Bu namaz kılıyoruz da nereye kadar? 50-60 sene yaşayacaksak eğer bundan sonra o kadar namazı kim kılacak ya? Senin nefsinde benim nefsimde aynı şeyi söylüyor. Her gün mü ya? Bitmediğinden diyor usanç veriyor. Diyor ki kendi nefsimi dinledim o da aynı sözü söylüyor. Demek ki dedim nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Ben bu dersi nefsime yapayım. Nefsi nasihata muhtaç olan başkaları da varsa gelsin beraber dinlesin. Başlıyor diyor ki ey bedbaht nefsim acaba ömrün ebedi midir? Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kalacaksın? Ne demişti nefis? Ya 50-60 seneye kadar bu kadar sene kim kılacak bu namazı? Pat! Birinci darbe. Bir dakika ya. Senin gelecek seneye senedin mi var? Gelecek aya senedin mi var? Gelecek haftaya senedin mi var? Yarına senedin mi var ya? Kim iddia edebilir? Ben haftaya kesinlikle ölmeyeceğim. Kimse iddia edemez. Ama nefiste böyle bir hastalık var. Adı ne? Ebedi yaşayacağı zannını söyleyen tevehhüm-ü ebediyet. Sana usanç veren tevehhüm-ü ebediyettir. Ebedi yaşayacağın zannı. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, en faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin, sonsuz hayatın saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek
Usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Yani insan aslında kısa bir süreliğine dünyaya geldi ya. Bu kısa zaman zarfını bereketlendirecek bir şeye ihtiyacı var. Şöyle bir hadiste peygamberimiz diyor ki bir tane adam varmış. 500 sene boyunca ibadet etmiş. Melek gelmiş demiş ki hangi şeyle yargılanmak istiyorsun? Allah soruyor. Amelinle mi? Allah'ın rahmetiyle mi? Düşünmüş ya 500 sene ibadet ettim hiç günah işlemedim. Amelimle demiş. Terazinin bir kefesine bir gözünü, diğer kefesine 500 senelik ibadetini koymuşlar. Gözü tartmış. Bu böyle sıkça sohbetlerde duyabileceğiniz bir şey değil mi? Belki de duydunuz. 500 sene ibadet etsek gözümüzün şükrünü eda edemiyoruz, borcunu ödeyemiyoruz. E şimdi bize hizmet eden neler var? Şöyle bir gözünüzü çevirin. Mesela gözünüzü çevirirken kullandığınız organ göz. Ne kadar büyük nimet ya. Ağız ne kadar büyük nimet. Bak tatmak burada, konuşmak burada. Pek çok böyle işlevi var. Burun ne kadar büyük bir nimet. Kokladığın ne kadar büyük, güzel, değişik kokular var. Cenab-ı Hak sana bunları ikram etmiş. Kendini sana tanıttırmak istiyor. Kulak ne kadar büyük nimet ya. Bir gün kulağın tıkansın, hiçbir şey duyma. Hayat sana zehir oluyor değil mi? Veya derimizde meydana gelen bazen acılar. Bir kere benim ayağımın altında bir yara çıkmıştı. O yara sayesinde ayağımın altının olduğunu fark ettim. Böyle bir yer varmış. Bana hizmet ediyormuş. Abi vücudumuzda o kadar çok detay var ki 200'den fazla kemik. Mesela sadece 3 yönlü harekete sahip olan çene kemiğimiz. Mesela kafatasımız. Hassas olan gözün içinde gömülmesi. Kafatasının içinde beynin etrafında Allah'ın yarattığı bir sıvı. O olmasa kafanı bir yere çarptığın anda ölürsün. Bunun gibi o kadar nimetler var bak. Bakın vücudumuzda bize hizmet eden bu kadar organ var, koy kenara. Ailemizde sevdiklerimiz, annemiz mesela, bu kadar bize hizmet eden Allah'ın yarattığı ne kadar güzel, önemli, değerli insanlar var etrafımızda. Kalbi yaratmış bir defa, kalbe sevebilme özelliği vermiş, sevebileceği şeyler vermiş. Güzel manzaralar bize hizmet ediyor mu? Ediyor. Güzel meyveler, mesela tek çeşit meyve yaratabilirdi Allah. Kaç çeşit meyve yaratmış ve sana yediriyor. Tek çeşit menemen tadı yaratabilirdi ama herkesin menemeni farklı tatlı. Hatta herkesin patates kızartması bile farklı tatlı değil mi? Annenin kızarttığı başka, teyzenin kızarttığı başka. İkisi kardeş halbuki. Ya şimdi dünyada o kadar tadabileceğimiz lezzetler var. O kadar görebileceğimiz manzaralar hepsi bize hizmet ediyor. Nefes alıp veriyorsunuz. Sadece ciğeriniz değil. Belki Karayipler'deki ağaçlar bile size hizmet ediyor. Denizlerde, okyanuslardaki mavi yeşil algler oksijen üretiyor. Denizin altındaki balıklar size hizmet ediyor. Bulutlar size hizmet ediyor. Rüzgarlar size hizmet ediyor. Hepsinin sizin hayatınızla birebir veya dolaylı ilişkisi var. Biliyor muydunuz bu kadar size hizmet eden şey olduğunu? Hiçbir şey bedelsiz değil, değil mi? Her şeyin bir karşılığı var. Mesela otele gidiyorsun. İşte açık büfesini aldın, spasını aldın, bir sürü hizmetleri aldın. Elini kolunu sallayarak çıkmana izin vermezler. Birader o kadar kaldın, kullandın, istifade ettin. Bir fiyatını ver bakalım, bedelini öde derler değil mi? Şimdi dünyada böyle bir otel işte. Biz de burada istifade ediyoruz bir sürü şeyden. Çıkışta bizden hesap sormazlar mı? Bir gözümüz için bile 500 senemiz yok ama 500 sene ibadet etsek karşılayamıyoruz. Nasıl karşılayacağız ya? Nasıl ödeyeceğiz bunların faturasını? Güneş her sabah bizim için doğuyor. Bize özel Allah yazmış gönderiyor. Bu Osman'ın güneşi. Bakın güneş hepimizin üstüne doğarken bana da geldi diye bu şeytanın bir hilesidir. Allah sana özel yaratıyor. Sana özel gönderiyor. Her şeyi sana özel organize ediyor. Yiyeceğin elmaya bile senin adını yazmış. Rezzak ismiyle. Sadece ağzına girecek diye bak sana sadece tatmayı bırakmış. Yutkunuyorsun gerisine karışmıyorsun. Kaslardan aşağı itildi mi? Doğru tükürük enzimleri salgılandı mı? Katalizör enzimler devreye girdi mi? Mideye indi mi? İşte pH seviyesi doğru seviyede mi? Vesaire vesaire bir sürü orada faaliyetler hiçbirine karışmıyorsun. Kalın bağırsağına da ince bağırsağına da hiçbir şeyine karışmıyorsun. O gidiyor. Sana hizmet ediyor ya sen bunların hangisini ödeyeceksin? Güneş sana özel doğuyor diyorum kardeşim. Güneşin faturasını ödeyebilir misin? Sana elektrik faturasını zor ediyoruz. Bir de güneş çıkarma demeyin ya. Nasıl ödeyeceğiz kardeşim? İşte Allah diyor ki bütün bu faturaları günde 5 sefer huzuruma gel ben yırtıp atacağım. Sileceğim o borçları. Farz et ki bana borcun var. Ne kadar diyelim? 10 trilyon borcun var bana. Arıyorum seni diyorum ki Bedirhan pazartesi saat 2'de yanıma gel, ofisime gel. Senin o 10 trilyon borcunu sileceğim. 2'de değil 12'de gelirsin değil mi? Hatta gece orada kalırsın ne olur ne olmaz hani. Kapıda yatarsın yani. 10 trilyon borç silinecek ya. Gelmemezlik yapar mısın? Yapmazsın değil mi? Aklın varsa, akıl sahibisen. Ahmaksan, aklını yitirmişsen zaten gelmezsin. Nereye gittiğini de bilmezsin yani. Uçurma aşağı kendini atarsın. Anlatabiliyor muyum yani namaz kılmayanın ne halde olduğunu? Geldin, o kadar zenginim, o kadar cömertim ki diyorum Bedirhan, 10 trilyon borcunu sildim sırf geldin diye. Bir de geldin diye sana 200 trilyon veriyorum. Kapımda yatarsın değil mi? Bir daha ne zaman çağıracaksın beni? Ben gene geleyim mi? Kendin dersin ya. 1-2 saat sonra tekrar gelsem olur mu?
Hatta sen geldiğinde seni ayakta bekletmesem, iki sefer oturtsam ne kadar güzel bir ev sahibi dersin değil mi? Ya Allah bizi huzuruna çağırıyor. Kendisinin eşi benzeri yok. Seni yaratmış. Kelam sıfatı var. Konuşacak insan eşiyle konuşur. Mahlukat eşiyle konuşur. Allah'ın eşi yok ki konuşsun. Seni seçmiş eşi olarak. Seni huzuruna çağırıyor. Gel konuşalım diye. Sen de sevdiğini iddia ediyorsun. Sevgine ihanet etme. Huzuruna gittiğin zaman senin bütün borçlarını silmekle beraber sana ekstra mükafat veriyor ya. Hibe ediyor yani verdi. O kadar zengin bir zat ve huzuruna aldığı zaman da seni ayakta tutmuyor. Buyur otur diyor. İki sefer oturtuyor seni değil mi? Böyle bir ev sahibi. Seni dinliyor. Bugün şehrinizin valisiyle hiç telefon konuşmuşluğunuz var mı? Bir konuşmaya çalışın bakayım. Hiçbiriniz ulaşamazsınız değil mi? Randevu alsan randevu gelmez. Bırak valiyi. Bakanla konuşabilir misin? Daha üste çıktık. Hiç ona ulaşamam abi. Bir de cumhurbaşkanı daha üst seviyeye çıkartalım. Hiç ulaşamayız değil mi? Abicim ya bırak fani insanları. Alemlerin Rabbi, her şeyi yoktan var eden Allah diyor ki kulum, sadece elini açtığında, Allahu Ekber dediğinde, istediğin zaman engelsiz bir şekilde huzuruma gelebilirsin. Benimle rahatça görüşebilirsin. Sadece yüreğinin temizliğiyle gel.